Bütün çatışmalar özellikle 1968'de başlayan sol-sağ çatışmalarının temelinde sol %95 Kürttü. Evet. Tamamen yani esasında temel Kürtçülük hareketiydi. Ama aralarında tabii değişik... Bir de Alevi. Ama değişik şeyler de olabilir ama yani temel buydu. Şimdi, yani gerçek aks sol-sağ burjuvazi proleter değil. Kürt ve Alevi meselesi üzerinden gidiyordu. Giden bir şeydi. Bu büyük bir sıkıntıydı yani. Esas bu, temel buydu. Şimdi bunu tahrik eden noktalar var tabii. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi evvela dönersek 1923'lere yani o yani Türkiye'nin İstiklal Savaşı zamanında Kürtlerin takındığı hakikaten önemli destek unsurları var. Hakikaten Onlara verilmiş sözler yani var. Şeyh Said isyanına, Dersim olaylarına... Atatürk'ün vermiş olduğu sözler var. Ama ondan sonra... O sözler tutulmadı. Şeyh Said isyanından başlayarak bu gitmiştir. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman 1950'de belirli Kürt liderlerini milletvekili yapmıştır. Tabii. Ve bir el sıkışma, bir devletle Kürtlerin veyahut devletle milletin el sıkışması olmuştur. Fakat 60 ihtilali ve ondan sonra gelenler, hele hele 80 ihtilalinden sonra o faşist politikaya devam ediyor. Kürtlere inanılmayacak eziyet edilmiştir. Doğru. Şimdi bu inanılmayacak eziyet edilmesi hatıralarda çok kötü kalmaktadır. Doğru. Ama Sivas kampı abi 60'ta değil mi? Evet. Zeynel Abidin Erdem'in bile babasını götürdüler. Tabii. Ki Zeynel Bey Arap. Evet. Yani Kürt de değil. Yani şimdi böyle baktığınız zaman tabii Kürtlerin içinde de inanılmayacak bir kin demesem bile öfke var. Ama onun haklılık temeli aynen, var. Evet. Şimdi kimde, bu öfkeye karşı denilebilir? Şimdi ama Türkiye Cumhuriyeti veyahut da batıda oturanlar ne dersek diyelim. Ama o kinin muhatabının kim olduğunu da Kürt halkının iyi bilmesi lazım. Türkler değil, yani. Türk halkı değil. Evet. Değil. Ama şimdi zaten Türkiye'de artık buna karşı yanlış yapılmışı kabul ettik bir kere. Bunu inkar